dört düşmanımdan birisin. Nefes aldığım sürece de böyle olacak. Bir şey oldu mu? Gelme üstüme! Senden boşanmak istiyorum. Senden kurtulmak istiyorum. Bu kabustan uyanmak istiyorum. Artık bitsin istiyorum. Eve gitmek istemiyorsan oyalanalım biraz daha. Sen de öylesin değil mi? Nasıl? Annem gibisin. Ben kendi kendimi kandırıyorum. Anlamıyorum, niye? Unuttun mu Mustafa'yı? Kerim, ne diyorsun sen? Uykusuzluktan sayıklıyorsun. Ben de bu evliliğe mahkum ettim seni. O başka, bu başka. Ne başka Fatmagül? Seni de ben seviyorum. Yanımda olmaya mecbur ediyorum seni. Bak, ben görmek istediğimi görüyormuşum meğer. Ben de ne görüyorsan o. Ne hissediyorsan. Fatmagüller mi? Evet, koş! Meryem abla, gelmişler. Geldiler, geldiler. Neredesiniz Fatmagül? Aklım çıktı meraktan. Neredesiniz? Sahildeydik, dolaştık biraz. Murat okula bırakırken oralara da baktım. Yoktunuz orada da. Aklım çıktı. Özür dilerim. İkinizi de aradım. Telefonunuz evde çalıyor ikinizin de. Yürüdük biraz. Sahile indik. Konuştuk. Zaman nasıl geçti anlamamışız. Bir baktık güneş doğuyor. İyi yapmışsınız. Geçin. Kerim, seninle konuşmam lazım. Sebebi ne olursa olsun bu mektup benim elime daha önce geçmeliydi abla. Haklısın. Ne söylesen haklısın. Yıllarca beni bir yalana inandırdın. Kerim, annem... Sen, annen, artık her kimse. Kerim. Bunu daha önce bilmeliydim abla. Fatmagül. Ne oldu? Ne oldu? Adam intihar etmiş. Turan Aral'a göz. Şimdi haberler söyledi. Aa! Kimdi ki o? Meltem Yaşar'ın babası. Yazıhanede silahla bulmuşlar adamı. Ay, kramp girdi burada. Ne sabah ya Rabbim. Gencecik adam nasıl gitti görüyor musun? Mukaddes, hadi gel. Bak sonra belim diye tutturuyorsun. Hadi yat. Bana bak. Kerim nerede? Odasında mı? Dur bakayım. Mukaddes, üzme beni. Hadi yat. Şişt. İnsanın elinden de bir şey gelmiyor. Ne desen teselli edemiyorsun. Çok haklı. Odaya kapandı. Mukaddes, hadi. Dün gece annesini bir kez daha kaybetti. Mektubu hırslandı. Alsaydın elinden, yırtsaydın mektubu sen de. Sabaha kadar defalarca okudum mektubu. Ha, yırtmadı yani. Sen de okudun mu? Her seferinde de daha kötü oldu. İyice içine kapandı. Of, vallahi ne mektupmuş ha. Babası da durmadan aradı. Öğrendi mi verdiğini? Benim için neler söyledi? Hiçbir şey. Affetmeyecek. Beni hiç affetmeyecek. Ablacığım, onun öfkesi geçmişine, kaybettiklerine. Kendini bir onun yerine koysana. Abla. Bırak. Rahatlasın biraz. Zaten çok sıktı kendini, çok. Allah'ım, bir mektup ne hallere getirdi. Herkes perişan ha. Mukaddes, hadi yat sen de, hadi. Gerçekten yenge, yat sen de. Çok yoruldun. Yani herkes böyleyken de nasıl yatacağız? Hay Allah, ne yapsak? Gelebilir miyim? Gel abi ya. Sırası mı diyeceksin belki ama bunu sana vereceğime dair babana söz verdim. Kaldığı yerin adresi. Yani gitmeden önce seninle konuşmak, görmek istiyor. Defolsun gitsin. Abla? Abla, ne yapıyorsun sen Allah aşkına? Böyle olmaz artık. Aynı evin içinde birbirimizden gözümüzü kaçırarak. Abla yapma, ne olur. Çok ağlıyor, çok. Kerim benden nefret ediyor. Hayır, kızgın sadece. Ben onun suskunluğunun ne demek olduğunu o kadar iyi biliyorum ki. Onca yıl tanıdık artık birbirimizi. O benim oğlum. Tabii ki oğlum, tabii ki. Şimdi kızgın biraz ama geçecek. Kerim sana sırtını dönemez. Sen onun iyiliği için sustun abla. Ama hata ettim. Artık bir arada yaşayamayız. Hayır efendim, hiçbir yere gitmiyorsunuz. Gitmemelisiniz. Kerim istemeden benim gitmem lazım. Ama doğru değil ki bu yaptığınız. Herkes yeterince gergin zaten. Kerim şu anda aşağıda dağılmış vaziyette. Yani çok hüzünlü bir şey yaşıyor. Bir de siz giderseniz, bir de siz terk ederseniz. Yani olacak şey mi bu? Bakın, siz onun ailesisiniz. Yani ailenize karşı sorumluluklarınız var. Yani sizin gitmeniz demek sadece Kerim'i terk etmek demek değil ki. Fatmagül'e de sırtını dönmek demek, bana da sırtını dönmek demek. Ya haksızlık bu. Sabırla bekleyeceğiz. Her şey yoluna girecek. Bütün taşlar zamanla yerine oturacak. Tamam mı abla? Hı? Ben Kerim'e bir şeyler hazırlayayım. Lütfen. Hadi biz de acıktık. Sofrayı kur Rahmi, aç örtüyü. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.